günümüzde ağızlarda sıradan bir sözcük gibi dolaşan, anlamını birçok kimsenin bildiğini sandığı hürriyet kelimesini ve anlamını ilk defa duyan, onu anlamaya, yaşamaya çalışan bir toplum için hürriyetin ne kadar kıymetli bir sözcük olduğunu hayal edebilir misiniz? Uzun bir dönem toplumumuzda belki ağza bile alınmayan bu kavram, Namık Kemal'in kasidesinde dört bir yanı çınlatır adeta. Ne efsunkâr imişsin, ah ey didarı hürriyet! Esiri aşkın olduk, gerçeği kurtulduk esaretten. Namık Kemal'in de temsil ettiği Türk aydını Tanzimat'la birlikte yayılan adalet, hak, hürriyet, eşitlik gibi kavramları hemen benimser. Çünkü okumuştur. Çevresinde olup bitenin farkındadır. Başkent İstanbul dışındaki halkın çoğunun okuma yazma bile bilmediği düşünülürse, o dönem sanatçılarının halkı bilinçlendirme, aydınlatma çabaları gayet doğal karşılanır. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat sanatçıları devlet yönetimini, devlet adamlarını, milletin içinde bulunduğu kötü durumu ortaya koyarak eleştirirler. Terkibi bendinde, sirkat çoğalıp lafzı sadakat modalandı, namus tamam oldu, hamiyet yeni çıktı. Düşmanlara ahbabını zem oldu zerafet, dildar danagyara şikayet yeni çıktı. Diyen Ziya Paşa dönemin bozulan ahlak anlayışını da gösterir. Edebiyatımızda yaptığı ilkler ve nesirleriyle ön plana çıkan Şinasi, batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimiz şair evlenmesinde görücü usulüyle evlenmeyi eleştirir. Yine aynı eserde rüşvet, yetkisini kötüye kullanan kadı ve imam tipleri de gözler önüne serilir. Refik Halit Karay'ın ifadesiyle, loş dimağlara ilk keskin ve pratik ışığı dağıtan Ahmet Mithat Efendi ilk öğretimin ilk başkanlığını yapar. Ahmet Mithat Efendi her türde verdiği sayısız eseriyle halk için bir öğretmen olmuştur. Ey Kari şeklinde başlayan cümleleri mutlaka yeni bir bilginin veya bir açıklamanın habercisidir. Tanzimat Edebiyatı'nın yeni şehreli ilk eserleriyle toplum için sanat amacını güden sanatçılarımızın halkın uyanışındaki rolü çok büyüktür. Bu dönem, milli edebiyatta kendini bulacak halka doğru gidişin önemli bir adımıdır.